Merhaba hızlandırılmış dünya tarihi ile ilgili hazırladığımız bugünkü bölümde 19. yüzyılın en önemli küresel olaylarından ve hızlandırılmış kur kapsamında en çok yorum aldığımız konulardan birinin sorumlusu olan milliyetçilikten bahsedeceğiz. Evet tamam tamam Asam'daki küreler gerçekten de eskidiler. Mesela Sovyetler bile artık bir ülke değil. Rodezya, Güney Vietnam, Güney Sudan olmadan Sudan, <laughs> Yugoslavya. Oh be kürelerimde artık hata yok. Aa olamaz burada küçükleri unutmuşum. Bunda Slovakya yok. Bunda Doğu Pakistan var. Bunda da lütfen Yasiye dahil edilmiş. Olamaz. Evet tüm hataları yok ettik ama kürelerim olmadan kendimi çıplak gibi hissediyorum. Eğer Avrupa tarihine aşinaysanız milliyetçilik ve milliyetçilikle özdeşleşmiş ülke ve isimlere de aşina olmalısınız. Almanya'da Bismarck, İtalya'da Mazzini ve Garibaldi, Türkiye'de de Mustafa Kemal Atatürk. Milliyetçilik küresel bir kavram olduğu için hemen aklınıza gelmeyecek başka isimlerden de bahsedebiliriz. Mısır'dan Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve bu adam İngiliz himayesindeki Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda 1860 ve 1901 arasında federal yapıya geçtiklerinde buralarda da milliyetçilik canlanmaya başladı. Onlar için federal devlet yerine bağımsız devlet demek isterdim ama hala bir kraliçeleri var. Balkanlar Yunanistan'ın 1832'de bağımsızlığını kazanıp Hristiyan beyliklerin 1878'de Osmanlılara karşı savaşması, Hindistan'da Hint Ulusal Kongresi'nin 1885'te kurulması ve Çin'de bile milliyetçiliğin 2000 yılı aşkın bir süredir iktidarda olan hayranlığa karşı galip gelmesi milliyetçiliğe verilebilecek örnekler arasında. Ve tabii sonra bir de milliyetçiliğin karanlık yüzünü temsil eden şu adamlar var. Yani homojen ve üniter bir yönetim yaratmak adına farklılıkları görmezden gelip yok etmeye çalışan bir milliyetçilik anlayışı da var. Bu adamlardan sonra yine bahsedeceğimiz ama milliyetçilik hakkın daha gereğinden fazla heyecanlanmamamız için onları hemen karşınıza çıkarmak istemedim. Tarihe dalmadan önce modern ulus devletin tanımını yapmak istiyorum. Tanımlar kesin ve net olmayabilir ama bizim için ulus devlet meşruiyetini belirli coğrafi sınırlar içinde bir ulusun egemenliğinden alan merkezi yönetilmek Devlet kısmı oldukça açık ama ulus kısmı için ortak lisan ve kültürel homojeni deklediğimizde tanım anlamlı. Öğretmenim öğretmenim bu tanıma göre Çin'i han hanedanlığından bu yana bir ulus devlet olarak kabul edebiliriz değil mi? Güzel soru. Aferin akıllanıyorsun. Evet olabilir. Hatta bunun doğru olduğunu savunan bazı tarihçiler de var. Ulus gerçekten de tanımlanması zor kavramlardan biri. James Joyce'un Ulus Bloom karakterini de tanımladığı gibi ulus aynı yerde yaşayan birbirinin aynı insanlardan oluşur. Buna İrlanda ve Yahudi diasporaları eklendiğinde ise tanımına ya da farklı yerlerde yaşayan ibaresini ekler. Şimdilik bu diasporaları bir kenara bakalım. Sınırlar ve ortak bir mirasla birbirine bağlı olan gruplara yani aynı yerde yaşayan aynı insanlara odaklanalım. Peki nasıl ulus olunur? Bazıları bunun Kültürel açıdan benzer insanların bağlarını resmileştirmesi sonucu gerçekleşen organik bir süreç olur. Bazıları da milliyetçiliği hükümetler tarafından zorunda askerlik ve ulusal kahramanların heykelleriyle desteklenen vatanseverlik fikri üzerine kurulduğunu savunur. Halk eğitimi de okul ve kitapların milliyetçi hikayelerin yaygınlaşmasına yardım etmelerinden dolayı zaman zaman bu milliyetçi projenin bir parçası olarak görünürler. Bir zamanlar bağımsız bir ulus olan ve muhtemelen gelecekte de bağımsız bir ulus olacak olan Texas eyaletinin ders kitapları bastırıp Amerikan tarihinin ilk zamandan örtbas etmeye çalışmasının sebebi de tam olarak budur. Bazı tarihçiler milliyetçiliği Şehirde yaşayan insanlar kendilerini bir ulusun bir parçası olarak görmek istedikleri için şehirleşme ve sanayileşmenin bir uzantısı olduğunu savunurlar. Örneğin Pırak'ın nüfusu 1850 ve 1900 arasında Çeklerin kendilerini Avusturya Macaristan İmparatorluğu'ndan farklı görmeye başladıklarında 157 157.000'den 514'üne yükselmiştir. Bu oluk çabalı fikir olmasına rağmen milliyetçilerin Hindistan gibi daha az sanayi toplumlarda neden görüldüğünü açıklamıyor. Milletleşme süreci, bürokrasinin ve eğitim sistemlerinin oluşturulması, yeni bir ordunun kurulması, milletlerin ötekileşme hareketlerine karşı olarak kurulması sebebiyle bu ordunun diğer ulus devletlerle savaşması kavramlarını içerir. Mesela İrlandalı olmanın büyük bir kısmı İngiliz olmaktan geçer. Kurulmakta olan devletler Fransızlara Fransız olmaları için yardımcı olan Napolyon savaşları, Hintlerin kendilerini homojen bir grup olarak tanımlamalarını sağlayan 1857'deki Hint devrimi ve Amerikan sivil savaşı örneklerinde olduğu gibi birçok sorunla karşılaşılmıştır. Sivil savaş öncesi Amerikalıların birçoğu kendilerini Amerikalı değil de New Yorklu, Virginyalı, Ohio'lu olarak gördü, gördüğü için Amerika'ya o zamanlar birleşmeye çalışan devletler deniyordu. Savaştan sonra da Birleşik Devletler ismini aldı. Amerika'da milliyet milliyetçilik ulusu bir araya toparlarken etnik çeşitliğe sahip ba toprağa bağlı imparatorluklar için istikrar bozan bir etmendi. Bunun en güzel örneği 19. yüzyılda hemen hemen hep sevgili isteyen grupları olan Yunanlıların, Sırpların, Romenlerin ve Bulgarların bağımsızlıkları için önce yaygara koparıp sonra da savaşa, savaşıp bağımsızlığını elde etmesiyle dağılmaya başlayan Osmanlı İmparatorluğu'dur. Mısır İmparatorluğu zayıflatarak yeni bir ulusun doğmasına yol açan milliyetçiliğe verilebilecek güzel örneklerden biri. Aslen bir Arnavut olan ve Mısır Arapçası yerine Türkçe konuşan Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve ailesi Mısır halkını kendilerini ayrı bir millet olarak görmeleri açısından yüreklendirmiştir milliyetçiliğin 19. yüzyılda küresel bir olay olduğunu ama her milliyetçilik hareketinden ayrı ayrı bahsedemeyeceğimizi bildiğimiz için Japonya örneği üzerinden ilerlemeyi öneriyorum. Almanya'yı seçeceğimi düşünmüşsünüz değil mi? Daha çok beklersin Bismarck. Japonya 16. yüzyıla yani birkaç savaşçı toprak sahibinin güçlerini birleştirmesine kadar feodal yapılara bölünmüştü. En sonunda Tagugawa ailesi iktidara gelerek askeri bir hükümet diğer adıyla Bakufuyu kurdular. Japonya'nın birleştiricilerinden maymun lakabıyla tanınan e, Toyotomi Hideyoshi'den sonra bu arada e, karısı kendisine kel sıçan diyordu ve bu doğruydu. Başa gelen ilk Tagugawa Ieyasu'ydu. 1600 200 3'te e, Tokugawa Ieyasu korkuluktan başka bir şey olmayan imparatoru kendisine Shogun unvanı vermesi için ikna etti. Bundan sonra 260 yıl boyunca da Tokugawa Bakufu Japonya'daki tek hükümetti. Bu hükümetin en önemli özelliği etkili politikaları ya da öngörüleri değil istikrarıydı. İstikrar devletlerin özellikleri arasında en hafif alınanlardan biridir. Hemen düşünce balonunu ziyaret ediyoruz. Tokugawa Bakufu güç daimyo denilen toprak sahiplerinde olduğundan e, merkezileşme yanlısı değildi. Tokugawa döneminin ve belki de en garip özelliği 19. yüzyıl sonunda bürokratlara dönüşen bir savaşçı sınıfının varlığıydı. Onları yani samuraylar hepiniz duymuşsunuzdur. Bu sınıfın her mensubu Daimyo'dan maaş adı altında senelik bir ücret alırdı. Bu imtiyaz aslında onların haydutlara dönüşmesini engellemek amacıyla verilen rüşvet gibiydi. Samurayların nasıl ve saygıdeğer olduklarını düşünürüz ama Andrew Gordon'ın Japonya'nın Modern Tarihi isimli kitabı şehirli samurayların itiş kakışçı bir grup olduğundan bahseder. Edo Kalesi'nin gölgesindeki batı yakası hikayesi olarak değerlendirilebilecek samuray çete savaşları ise 1600'lü yılların başında oldukça sıktı. Hala tarih kitaplarının sıkıcı olduğunu düşünüyor musunuz? Krallar ve daha az asil olanlara her yerde rastlandığı için Bakufu yerel kaynakları kontrol ettikleri için diğerlerinden daha kuvvetli olan daim yolları kontrol etmekte zorlanmaya başladı. Kontrolün zayıflaması vergilerin toplamasını da zorlaştırınca İki dış olay yüzünden sarsılmış olan Tokugawa iyice sallanmaya başladı. Bu dış olaylardan birincisi Çin'in Afyon Savaşı'ndaki 100, kara, yüz kır, kızartıcı mağlubiyeti sonucu Avrupa'ya ticaret imtiyazları tanımasıydı. Bölgedeki dominant gücün alçaldığını görmek bir yana dursun. Matthew Perry'nin gelişi Tokugawa için daha da kötü bir durum doğurdu. Hayır düşünce boloncuğu diğer Matthew Perry'den bahsediyorum. Evet Tokugawa özellikle de Batılı Hristiyanlara karşı çok da misafirperver olmayan ve Japon topraklarına ayak basmalarının öldürülmeleri anlamına geldiği politikalarıyla tanınırdı. Tokugawa için Hristiyanlık aynı Romalılar için olduğu gibi istikrar rahatsız eden bir tehdit olarak görülüyordu. Matthew Perry örneğinde ise endişelenmekte haklıydılar. Teşekkürler düşünce baloncu. Amerikalı donanma tu küçük bir filo ile Japon pazarını dışarıya açmak için Japonya'ya ayak bastı. Birkaç Amerikan buhar gemisi Bakufa'ya Çin'in Afyon Savaşı'ndan sonra imzaladığı Anlaşmalardan farksız bazı anlaşmalar imza atmak için yeterliydi. Bu durum Tokugawa'dan sıkılmış olan daimyo ve samuraylar için iyi bir fırsattı. Ve bu fırsatı takip eden birkaç yıl içinde de değerlendirdiler. Peki tüm bunların milliyetçiliklerine gibi bir bağlantısı olabilir? Amerikalılar ve Japonlar savaşmış olmasalar da tehdit Japonların kendilerine farklı bir bakış, farklı bir açıdan bakmalarını sağlamış ve bağımsız kalabilmek adına ülkelerini modern bir ulus devlete dönüştürmeleri gerektiği konusunda ikna edici olmuştur. Bunlar Mısır'da hatta Almanya'da da olanlar gibi dış etmenler sonucu ulusu bir araya getiren olaylara çok benziyorlar. Bakufu tabii ki de savaştı ama sivil savaş sonucu güçlü dayımıyorlar, şogunluğa son verdiler. 1868'de isyancılar tahta yeni çıkmış İmparator Meiji'yi Bakufu'yu ortadan kaldırması ve imparatorluğu yeniden güçlendirmesi konusunda ikna ettiler. İmparator gerçekte çok kuvvetli değildi ama modernleşmek isteyenlerin etrafında milliyetçi bir gurur e, oluşturabilecekleri sembolik bir figür haline gelmişti. Japonya bakuf yerine gelmiş en modern ulus devletlerden birini kurmayı başardı. Bazı deneme ve yanılmalardan sonra Meiji liderleri bir başbakanı olan Avrupalı kabine sistemlerine benzeyen bir hükümet kurup 1889'da ise bir anayasa yürürlüğe sokarak kabine bakanlarının sorumluluğu dışında diyet denilen bir meclis kurdular. Samuraylar bürokratlar haline geldiler ve maaşları da böylelikle kesilmiş oldu. Böylelikle Japon hükümeti bir meristokrasiye, meritokrasiye dönüştü. Bu arada bir ordu da kuruldu. 1873'ün başından itibaren Japon erkeklerin hepsi 3 senelik zorunlu askerlik görevlerini yerine getirmeye başladılar. Başlangıçta çok popüler olmayan ve 1873 ile 1874 arasında kalabalığın askere alım merkezlerine saldırdığı birçok gösteriye sebep olan bu program, orduya katılmanın zaman içerisinde vatansever bir ruha bürünmesi ve imparator olan bağlılığı kanıtlaması sonucu kabul edildi. Meclis liderleri 1872'de zorunlu eğitim üzerine de çalışıp tüm erkek ve kız çocukların 4 senelik ilkokullara gitmesini sağladılar. Oo açık mektup zamanı mı? Toplumsal eğitime açık mektup. Ama önce gizli bölmede ne olduğuna bir bakalım. Aaa! Bir kep kepini ödünç almama izin verdiğin için teşekkür ederim stajyer Melisa. Sevgili toplumsal eğitim, Japonya'da yürürlüğe girdiğinde yeni bir mülk vergisiyle finanse edildiğin için pek de popüler değildin. Hatta göstericiler 2000'e yakın okulu yaktılar. Şu kamerayı bu kadar yakına getirmeyin lütfen. 90 yaşında bir büyücüye benziyorum. Toplumsal eğitimin başarısı her ne kadar kanıtlanmış olsa da birçok insan vergi vermek zorunda oldukları için şikayet ediyordu. Durum bir şey açıklayayım. Toplumsal eğitim öğrencilerin ya da velilerin yararı için kurulmuş bir şey değildir. Amacı sosyal düzeni sağlamaktır. Türümüz eğitimli bir nüfusa sahip olmanın iyi bir şey olduğunu keşfetmiştir. Kısacası toplumsal eğitimden yararlanmak için bir öğrenci ya da veli olmanıza gerek yok. Toplumsal eğitim hayatınızın her saniyesinde işinize yarıyor. Anlayın artık şunu. Okula giden bir çocuğum olmamasına rağmen okullar için vergi vermekten neden mutlu olduğumu anlatmak istiyorum. Aptal bir nüfusu olan bir ülkede yaşamak istemiyorum da ondan. İşte sebebi budur efendim. Japonya'da milliyetçilik batıdan öykülenen ve aynı zamanda da batı ile rekabet içinde olunan bir modernleşme süreciydi. Meiji hükümeti çalışan bir vergi sistemi kurdu. Limanlar ve telgraf hatlarından oluşan altyapılar hazırladı. Raylı sistemlere büyük yatırımlar yaptı ve tek tip ulusal bir para birimi yarattı. Bunlara rağmen Japon örneğinde de milliyetçiliğin karanlık yüzü kendini göstermekte gecikmedi. 1869'da Meiji yöneticileri Japonya'nın sınırlarını Hokkaido adasını da içine alacak biçimde genişlettiler. 1879'da kralı tahttan inmeye zorlayarak Okinawa'yı işgal ettiler. 1874'te ise her ne kadar başarılı olamasalar da sömürgeleştirmek için Tayvan'ı işgal etmeyi de denediler. Bunlardan da anlaşılacağı gibi milliyetçiliğin sorunlarından beslenmek gibi kötü bir alışkanlığı var ve çoğu zaman bir ulus devlet olmak diğer devletlerin aynısını yapmasını engellemek anlamına geliyor. Diğer zorlukları hayal etmek yeni bir kavram değil ama bir sonraki videoda Avrupa emperyalizminden bahsettiğimizde bunun daha zorlaştığını göreceksiniz.